Merhabalar, ben Köftes Köfte ve The Binding of Isaac'in 14. bölümüne hoş geldiniz. Ah, Isaac oynamayı özlemişim. Bu arada sesleri bir ayarlayacağım. Ha, ayarlı zaten. O zaman kendimize bir new run diyelim. İyi, Samson, Azazel, Lazarus. Keen'le oynayayım. Hadi bakalım. Evet, Kane şansını direkt gösterdi bize. Ha. Magnetic Tears. Pek istediğim bir arkadaş değildir kendisi ama... Hadi bakalım. Beraberinde bir Brimstone gelirse güzel olabilir. Evet, şimdi... Isaac videosu gelmiyordu çünkü ben 40 yılın başıma gelen bir şey başıma geldi benim. Çok kötü hastalandım. Normalde bağışıklık sistemi fazla güçlü bir insanımdır. Yani zor hastalanırım. Ama sıkıntı şuradaki hastalandım mı da bayağı tüm zamanların acısını çıkartır. En azından bana öyle geliyor. Hasta olmaya alışkın bir insan olmadığım için bayağı 4-5 gün falan yataktan kalkmam ben. Hastalanınca. Sonucunda da yeni bir video hiç çekilmedi bir hafta boyunca. Ve ben de yani iyileştiğimde de biraz dışarıda işim çıktı. Sonuç olarak gene sizle birlikte Isaac çekiyoruz. Evet ve gene ilk denemede buldum. Hadi. Kane şansını göster bize. You're a lucky bastard. Explosive diarrhea. Lock up. Tamamdır. Bu güzel. O zaman şansımızı arttırdığımıza göre... Play. Ha. Tamam. Cube of Media'da... Bandaj çıkacak. Yalnız Headless Horseman ilk el için zor bir boss sayılır. Judas olsa sıkıntı olmaz da. Ya da Azazel. Ama neyse, sağlık olsun. Ah, ilk denicimi aldım. Aa, doğru, pardon. Headless Horseman bunu veriyordu. Unutmuşum oyunu oynamaya. Neyse, artık uçabiliyoruz. Yay! Uçabilen bir Judas'ımız var. Judas demişim. Kane'imiz var. Kabil. Kardeş katili. Evet. Kane'in olayı odur. Kardeş katilidir kendisi. Zaten Isaac'in konseptinde bütün eski oyundan gelen bütün karakterler zaten günahkar karakterler. Evet. Tamamdır. Devam ediyoruz. Lock up. Piggy bank. Güzel. Bari damage aldığımızda işe yarar. Evet, Zeha. Evet ve ardından... Kafamız da öldü. Evin üstünden uçak mı geçiyor? Evet. Arkadaşlar, evin üstünden uçak geçti.
nasıl oldu, ne şekilde oldu, en ufak bir fikrim bile yok, ancak sanırım evimin üstünden uçak. Helikopter de olabilir de, helikopter bu kadar kesintisiz bir ses çıkartmaz. Gerçi ses size geldi mi bilmiyorum ama. Evet, o zaman... Harita işe yarar her daim. Bir tane de bomba. Sen de luck up'tın zaten. Geri kalan ikisini de şöyle yatıralım. Bu arada soranlar oluyor, bağış yapınca ne oluyor diye. Bağış yapınca dükkanda çıkabilecek yeni itemler açılıyor. Ah! Monster tam zamanında zıpladın. Ah! Boss'ta damage almak istemiyorum. Umarım Devil Room açılır. Çünkü Brimstone'u her şeyden daha çok istiyorum şu an. Bir de beraberinde Lidovico teknik geldi mi de tam olur. Tamamdır. Monsterimiz öldü. Aa tamam. Evet, bu arada Guppy'nin patisini almamın sebebi bildiğiniz üzere bir kere de olsa Guppy'ye dönüşmek. Yani Guppy'ye dönüşmek şansımı arttırmak daha doğrusu. Ah. Hayır, en alınmayacak yerde darbe almak nedir köfte? Biri bana bunu açıklasın. Kendime soruyorum, ardından biri bana bunu açıklasın diyorum. O da iyiymiş. Ah. Zamane köftesi. Ghost Dry Baby. Sen güzelsin. Dry Baby güzel bir itemdir. İlginç bir rastgele efekti var şans faktörüne dayalı. Gerçi Kane'de şans faktörüne dayalı itemler hayvan gibi işe yarar şeyler düşününce. Çünkü Kane'in olayı zaten şansının yüksek bir karakter olması. Kane'de şans faktörüne gitmek o yüzden avantajlıdır her daim. Şuradan yana bir şansımı deneyeceğim. Tabii ki de bu tarz konularda şans pek olmuyor. Şansın oyun içi rastgele ihtimallere göre bir şans olması lazım. Evet, ve dükkan. Güzel bir dükkan bu. Wow! Bir saniye. Şu odada Soul Heart var. Tamamdır. Artık yok. Evet, haska bir gömçürdük. Sinekler büyük mü yoksa bana mı öyle geliyor? Yoksa ben mi oyuna alışmayı unuttum? Evet. Dev haritayı bir kapattık. Sizin için. Bayağı bir izleyiciyi rahatsız ettiğini düşünüyorum teknik olarak da. Oynaması daha rahat oluyor büyük haritayla. Dry Baby lütfen yardım et! O kadar şans faktörüne dayalı güzel bir itemsin dedik.
Olmadı ama böyle. Bakalım şansım da yüksek. Neyse en azından damage up aldık. Evet bugün bayağı kötü oynuyorum. Yalnız full şansa dayalı bir build oluşuyor cidden. Şans üstüne şans. Hah, Dry Baby efektisini gösterdi. I love you Dry Baby ve seni alacağım tabii ki de. Evet, Dry Baby bayağı efektlenmeye başladı şimdi. Benim o kadar üzdü beni. Şimdi seni çok üzdüm ben diyerek kendini affettiriyor. Tamamdır. Devil Deal'ları garantiledik. Ekstra bir canım var. Bir item basement'ta ortaya çıktı. Yani bir item daha açtık. Hayır istemiyorum. Güzelsin ancak ben bana şu an bu lazım. Elindeki arkadaş. Hangman çok işe yarıyorsun. Sen işe yarıyorsun. Damage up. Damage up'ın iyisi kötüsü olmaz. Doğrusu damage up'ın kötüsü olmaz, iyisi olur. İyisi çok da iyi olur hem de. Damage up'ın tamamen kötüsü olmaz. Hayır. Teşekkürler. Teşekkürler. Lidovico teknik. Evet, bu fazlasıyla iyi bir kombinasyon oldu. Hadi. Yeah. Yeah man. Yemen değil, yeah man. Evet, hadi bakalım. Ölsen. De. Bana damage koymadan öl. Sen de onu düşürme. Soul Heart düşür. Hadi açılın. Biriniz kabuğunu açsın. Tamamdır, teşekkürler. Magnetic Tears ve Lidovico teknik cidden güzel bir ikili. Şu an bir tane bir damage almamam lazım. Umarım burada bir Soul Heart vardır. Sen nesin? Tears up. Starter deck'i alamıyorum. Ama şunu bir patlatalım. Belki alalım. Alamadım. Şuraya bir bakalım. Ardından şuraya bir bakacağım. O bombayı şuradan düşürürüm ama olsun. Fire rate up. Sanırım tier'lerin daha hızlı hareket edebiliyor. Evet. Devam edelim. Ve 2 cent. The Magician. Hiçbir işe yaramayan bir item. Bu build'da en azından. Ve bak. Lidovico teknik bu yönden güzel bir item'dır. Hatta bu yönden değil, bayağı güzel bir item'dır. Ama zor kontrol edilir biraz. Yani kullanması zor ancak kullanabildim mi fazlasıyla
zahmetine değen bir item kendisi. Oops. The World. Magician. The Sun. Magician. Stars. Sun. Death. CTRL'ye basalım ardından. Stars. Sun. Tamamdır. Sun ve Death. Kesinlikle mükemmel iki kart. Voila. Diğerinde... Şu anki kombinasyonum daha iyi. İnanamıyorum kendime. Book of Blyle'ı reddettim. Ciddi ciddi Book of Blyle'ı reddettim. En sevdiğim item'a. Hem de öyle böyle en sevdiğim item değil. Açık ara farklı en sevdiğim item. Guppy'nin kuyruğu. Tamamdır. Gittikçe daha çok Guppy olacağız. Hatta tek bir item kaldı. Guppy'nin kuyruğunun chest oranını arttırdığını hesaba katarsak... Guppy artı Nido artı... Bayağı güzel bir kombinasyon elde ediyoruz. Tamamdır. Evet, bu da geldi şöyle. Bu da geldiği gibi gitti. Hadi mıknatıs! Sen git, sen git. Ve sevgilerle sen git. Ama sen kal. Evet. Hoşça kalın. Sizi tanımamak büyük bir zevkti. Kawaii bokçanlarımız da anında öldükten sonra... Hayır, cancer istemiyorum. Kanser istemiyorum. Beraberinde şu Larry Junior çakmasını öldürelim. Şu troll bomba ölsün. Ardından şu patlayacak muhtemelen. Evet, patladı. Bombayı beraberinde sürüklüyorum. Evet. Lidovico artı Magnetic Tears böyle efektlere sebep olabiliyor. Hayır ama inatla niye sen geliyorsun? Evet, sen... Bir etki yaratmayacak ancak en azından Tears Up. Evet. Buraya gelelim. Lidovico tekniği cidden. YFF seni alırım. Evet. Bakalım sen misin? Hayır. Güzel değilsin sen. Tamamdır. Bunu da atlattığımıza göre... Şuradan tam gaz yolumuza devam edelim. Bu sese cidden bayılıyorum. Aşırı creepy bir ses. Selam. Ve öldüm.
Da öldüm. Oo, selam Krampus. Hoşça kal Krampus. Tamam, Lamp of Coal ben uzaklaştıkça mermimi ya gözyaşımı daha da büyük hale getiriyor. Evet, bayağı güzel bir el oluyor bu. Hayır, neden? Neyse, sağlık olsun. Bir tane hayalet kaldı. Ha, teşekkürler. Beni zahmetten kurtardığın için. Oh, çok hoş. Hayır, o kadar luck up'ım var. Neden düzenli olarak troll bomb çıkıyor içinizden? Aha! Daha seni en son alacağım. De bu hangi kat? Depths 2. Anne katı mıydı bu? Güzel bir soru. Bu anne katındı. Common cold. Tamam. Zehirli de oldu damage'ımız. Evet. Common cold dedikleri şey de bu arada bildiğiniz grip. Ya da soğuk algınlığı. Evet, şu PhD'yi istiyorum. Yani doktora yapmak istiyorum Ayze. İki tane Zolhard. Annemi değil, ona emin olmak istiyorum. Değildi ya. Ha neyse, Stars'ı alayım yanıma. Garanti olsun. Ve sen sana geç. Evet, iyi. İyi ki almışım çünkü yanlışım. Tamamdır, bir sam ile darbe koyalım. Bunu neden yaptım diye soracak olursanız... Bütün canlarımı demodilerle bitirip öyle... Guppy'nin gövdesini alacağım. Polaroid! Teşekkürler. Sister Maggie hiçbir işime yaramaz. Ancak bedava zaten. Alacağım. Bedava kart... Bedava bebekten kim ölmüş? Sen daha olursa aslında Dead Cat. Ölü kedi. Evet, artık bir yandan da Guppy'yiz. We are Guppy. Fazla efektif bir Guppy oldu bu.
bayağı fazla efektif bir katı. Evet. Epik bir Guppy olup çıktık şimdi. Bakalım bunlar hiç para düşürecek mi? İşte mıknatıslar benim mıknatısımı etkiliyor. Problem oluyor. Hadi 1 cent çıkın. PH tam çıktı. Yedi köfte sen 1 cent'e ihtiyaç duyuyorsun. Aa, gerçi PhD bir işime yaramayacak. Onu unuttum ben. Çünkü starter deck'i aldım ben. Neyse, carry'd da güzeldir. Evet. Hadi bakalım. Burada bizi ne gibi sürprizler bekliyor. Örümcekler. Evet, Spider-Man. Spider-Man deyip. Aa. Bu kadar da. Evet, gene OP bir el oynuyoruz. Aa, her zaman gibi. Isaac de zaten olay OP olmaktır. OP olacaksın kardeş. Stars bir işime yaramaz şu an. Evet, beleş Guppy itemları. Ekstra Guppy olalım bari. Abi bir saniye, benim artık ona ihtiyacım yok. Pony'ye ihtiyacım yok. Çünkü kendim zaten uçabiliyorum. Çünkü Guppy'yim. Kedi de uçuyor. O çok mantıklı bir şey değil mi? Neyse, oyun, bu oyunda mantık aranmaz zaten. Isaac'ten bahsediyoruz. Beraberinde. Hareket, hiç dikkat etmediğim bir şey. Hareket ederken... Nasıl? Gözyaşını hareket ettirirken gözlerini kapıyormuş. Evet. Hadi bakalım sen de öl. Evet, yanımda zaten BFF de aldım. Bir tane de High Mind alsaymışım tam olacakmış. Snake çıktı sanırım içinden. Ne süper değil mi? Sinekten bol bir şeyim yok, sinek çıkıyor. Hmm, kolay yok. Kolay bir boss demiştim. Boşluğa basacaktım. Neyse bir tane. Buradan damage almadan çıkmış olduk en azından. Evet. Ya işte damage alıp almamak sanki çok umurumdaydı da. Zaten canım full. Zaten kimse bana bir damage koymuyor. Ama muhtemelen Satan bir iki tane koyabilir. Bu sesine bayılıyorum. Evet. Şimdi sevgiler Satan. Ha dur. Önce annemin kalbini kıracağız. Oradan Satan'a geçeceğiz. Tamamdır.
Sonrasında da sinek sürümümüzle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, damage aldım. Yaşasın. Ama ne güzel. Achievement'ı elimden kaçırdım. Gerçi Achievement'ı normal seviyemde açmıştım ama. Hayır, annenin kalbini öldürmek istiyorum tabii ki de. Atlamayacağım onu zaten. Evet. Kaldı ki şunları öldüresim var. Bol bol mob öldürdük. Anne de bize ayız eklesin. Bakalım bu chest'ten money equals power. O zaman para biriktirelim. Tamam, bunun üstüne bir para gelmesi de güzel oldu. Devil. Ve annemin kalbi. Ve valla deyip aşağı inelim. Evet, çeyreklik basement'ta ortaya çıktı. Larry Junior'ları öldürelim. Seni öldürelim. Monstrolar. Monstrolar da öldürelim tabii ki de. Evet. Aa, hayatlardan nefret ediyorum. Hayatlardan cidden nefret ediyorum. Kübonlar bir pardon. Kübonlar iki hatta. Hayaletleri cidden daha çok. Hayaletlerden cidden daha çok nefret ediyorum. Bye. Tamam, örümcek çıktı. Yine hayalet tabii ki de. Çünkü... Neyse, anladınız siz onu. Selam. Ve hoşça kal. Bu odada gelebilecek... Bu da gelebilecek en iğrenç kombinasyonlardan biri. Şu iğrenç şeyin kafası hiç açılmaz. Evet. Bir katta iki tane Fallen öldüreceğiz. Evet, bu bayağı Death was easy modundaydı. Evet. Tamamen şans faktörünü oynuyoruz resmen. Yalnız o da var. Ya şu an olabilecek en iyi Kayn build'ına sahip olabiliriz. Evet, cidden. Ya olabilecek en iyi Kayn build'ı bu sanırsam. Daha iyileri de vardır da bu seviyede elde edebileceğimiz en güzel Kayn build'larından bir tanesini elde ettik. Baya şanslı geçti be. Sen misin Magician? Ya keşke dışarıda kullanaymışım. Neyse. Ve bitti. Oh. Tabii öncesinde CTRL'ye basılı tut. Tamamdır. Onunla ilerisine devam etmek güzel olmuyor. Evet. Bir saniyede Satan nasıl olur? Ve şimdi sıra ayaklarımda.
Ve ayakları da bitti. Ve negatifimiz olduğu için Darkroom. Ooh baby. Bomb bag. Bang. A bag ortaya çıktı. Sülük sen güzelsin. Sinekler yüzünden pek bir şey göremiyorum yalnız arada. O kadar çok. O kadar kalabalığız ki. Evet. Uuu. Deli şans faktörüne dayalı bir şu item daha. Tamamen şans faktörüne gidiyoruz yalnız, şaka maka. İstemsiz bir içinde. Hiçbir işe yaramayacak bir item ama olsun. Evet, bakalım. Jump. Daha da hiçbir işe yaramayacak bir item hatta. Ve... Damage aldım. Damage almak istedim. Sen de işe yaramazsın. Magic Mushroom. Gene Butt Bombs. Sen de güzel bir ayetmişsin. Bombam zaten fazlasıyla var. Bomba demişken tabii Raph'in gelmesi de güzel oldu. Evet, siz de önemli sevgilerle. Devam edelim. Bütün her şeyi öldürdükten sonra olsa gireceğim tabii ki de. Hunt. Artık herhangi bir korkunçluğum yok. Loki'nin boynuzu nasıl bir efekt yaratacak en ufak bir fikrim bile yok. Bak senin de herhangi bir efektin o yok bildiğim. Bakalım ne olacak. Nasıl bir build'a dönüşüyoruz? Evet. Midas'ın dokunuşu. Bayağı abuk bir şeylere dönüşüyoruz. Evet. Rah. Ha, burası da kolay. Evet, sinek de topladık. Şurayı da bir halledek. Şuradan yana bir şansımı deneyeceğim. Şuradan ve şuradan. Heh, tamam. Evet. Devil'ı kullan. Beden ayrıldığında da ölümü kullanacağım. Evet. The Lamp öldü. Ah. Missing. Kahvemden de yudumlayayım bir. Evet, Abel ortaya çıktı ve Angel... Angel's Admit. Ha. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Bu 40 dakikalık videoya katlandığınız için köfteniz köftenin günler, iyi eğlenceler.